Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Şu anda görmüş olduğunuz üzere kardiyodan çıktım, kahvemi içiyorum. Hepinize de güzel bir hafta diliyorum. Konumuz ne? Arkadaşlar konumuz hafta sonu geçmiş olan Dubai Pro. Dubai Pro'yu atlattık. Yani Dubai Pro 2023 bitti arkadaşlar. Hepimiz için hayırlı olsun. Şimdi bununla alakalı tabii ki dünden beri gelen sorular var. Bu sorular ne? Hocam görüşlerin nedir? Eksikler neydi? İşte neden bu şekilde bitti? İlk başta ufak bir özet geçeceğim. Pek fazla bu konunun üstünde durmak istemiyorum ama iki tane konu var bununla alakalı. Bir tanesi Dubai Pro 2023. Son olarak da Savaş Çebiş'in yapmış olduğu video. Onu en son değineceğim bu arada. Onu özet geçeceğim sadece. Düşüncelerimi belirteceğim. Dubai Pro 2023 mükemmel bir etkinlikti. Ama maalesef ki stream yayın olmaması ve aynı zamanda bununla alakalı gerçekten inanılmaz bir sıkıntı duydum. Çünkü neden? Abi geçen sene de yayın yoktu. Bu sene de yayın yok. Saçma sapan bir durum yani. Abi müthiş bir organizasyon yapıyorsun ama online stream açmıyorsun. Stream'i satmıyorsun. Instagram'dan gidiyorsun, yayın yapıyorsun filan vesaire. Ben de elimden geldiği kadar Instagram'dan bütün takipçilerime bunu göstermeye, izletmeye çalıştım. Ufacık, şu kadarcık ekranda yayını izleyeceğimize onu büyüttüm biraz. Tabii ki deformasyon oldu yani. Görüntü bayağı puslandı filan. Mesela ama hiç olmazsa gördük neyin ne olduğunu. Ya, profesyonel fotoğraflar da bugün gelir, belki gelmiştir şu anda. Ama bugün ya da yarın gelir, gelmediyse de. Ona göre de bakarız tekrardan video yapar mıyım. Ben gerek duyacağımı zannetmiyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü neden? Arkadaşlar, podyum inanılmaz zordu. Ya zorluktan kastım neydi? İyi sporcular da vardı, kötü sporcular da vardı. Ama genel itibariyle bakıldığında gerçekten sert bir atmosferdi. Özellikle men's fizik tarafı. 5 tane Türk sporcumuz vardı. 5 tane Türk sporcumuz Türkiye'den gidip orada boy gösterdi. Bu mükemmel bir şey bu arada. Yani inanılmaz güzel bir şey. Yani düşünseniz arkadaşlar, bundan 1,5-2 yıl evvel, hatta 4-3 yıl evvel işte neden pro kartlı spor çıkmıyor? Neden işte olimpiya bileti kestiremiyoruz? Neden işte olimpiyada kimse yok diyordu herkes. Ben de bunun tam tersini savunuyordum. Çok fazla kişi çıkacak diyordum. Şu andaki süreçte de bildiğiniz üzere çok fazla pro kartlı sporcumuz var. Ve gerçekten muazzam. İnanılmaz muazzam. Ben büyük bir zevkle seyrediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ama eleştirilerini de yapmak zorundayım. Gördük her şeyi de net bir şekilde söylediğimi biliyorsunuz. Pek fazla konuyu dağıtmadan kısa ve öz konuşayım arkadaşlar. Pozlama sıfır. Çetin bildiğim kadarıyla bir haftadır ciddi sıkıntılar yaşıyor. İstanbul'da sıkıntılar yaşadı. Buradan gitti. Orada yine serum yedi. Yine sıkıntılar yaşadı. Ona rağmen inanılmaz bir performans gösterdi. Kendisini tebrik ediyorum. Yani gerçekten muazzamdı. Ve bu noktada profesyonel taraftan bahsediyorum orada. Bu tarafta gerçekten kendisi alkışı hak ediyor arkadaşlar. Zaten canlı yayında da kendisini izlerken de alkışladım. Hatta buna benzer birçok da yorum yaptım. Kendisine helal olsun. Bütün çabasını sarf etti. Savaştı. Bu kadarmış ama yapacak bir şey yok. Daha iyi şartlarda, daha iyi sağlıklı, sağlığı yerinde olan bir günde, bir süreçte farklı bir podyumda tekrardan izleyeceğiz kendisini. Kendisini tebrik ediyorum. Ama burada şu var. Çetin dışında pozlamalara önem veren kimseyi görmedim ben. Yani isim vermeyeceğim diğerlerini. Kesinlikle isim vermeyeceğim ama podyuma uyumluluk yok. Atmosfere uyumluluk yok. Kategoriye uyumluluk yok. Nasıl yok? Mental olarak uyumluluk yok. Mental olarak uyumluluktan kastım ne? Duruş yok arkadaşlar. Yani orada ben buraya geldim, ben bu şovu alacağım diyen bir tek Çetin'i gördüm ben. O edayla çıktı yani. O yüreklilikle çıktı o hasta durumuna rağmen. Ama diğerlerinde maalesef ben böyle bir şey sezmedim izlerken özellikle. Ve bununla beraber pozlamalar inanılmaz kötüydü. Tekli pozlamalar gerçekten çok kötüydü. Emek veriyorlar mı? Tabii ki veriyorlar ama siz artık profesyonel bir kulvardasınız. Ve bu adamların hepsi profesyonel bir kulvarda. Ve arkalarında Swiss Nutrition gibi bir marka var. Ve bu marka orada gidiyor, stand açıyor. Ciddi bir sorumluluk söz konusu. Ya bu adamlar anladığım kadarıyla paradan da çekinmiyor. Parasal bir problem de yok ortada. Maddi bir problem de yok. Yani gidip istediğin koçu tutup posing koçlukla alabiliyorsun. Ya abicim, böyle imkanlar varken bu niye böyle bir
dökülüyor bu adamlar yani. Anlatabiliyor muyum? Neden yani? Sebep ne? Yani adamları izliyorum abi. Tekli pozlamalarda neden geçiş yaptığını bile bilmiyor adam yani. Tamam ön poz veriyor, yan poz veriyor, arka poz veriyor ama geçişler rezalet. Ya ben böyle söylüyorum ama kulaklarına küpe olsun diye. Ben şimdi bu şekilde eleştirmez. Ooo goy goysunuz, mükemmelsiniz, daha iyisini yaparsınız bilmem ne desem. Ne değişecek abi? Değişmeyecek hiçbir bok. Hiç olmazsa bu söylemler bir şekilde kulaklarına gidiyordur ki gittiğini biliyorum. Orada daha iyi gözükmeniz gerekiyor. Orada hem Türkiye'nin sorumluluğu, hem kendi benliğinizin sorumluluğu, hem firmanız olan sorumluluğunuzdan kaynaklı daha iyi durmanız lazım. Daha yürekli durmanız lazım. Herkeste şöyle bir algı var. Daha Swiss Mutter işine gidiyor. Bak şimdi onlar derece yapacaklar filan bilmem ne. Torpil dönecek filan. Yok arkadaşlar böyle bir şey. Bunun da olmadığını gördünüz. Türk sporcularımızın hepsi arkadaşlar 16. oldu. Bakın. Türk sporcularımız hepsi 16. oldu. 26 tane mi 27 tane mi 16. spordan 5 tanesi de bizim sporcu. Daha ne diyeyim ben size? Daha başka deneyecek bir şey var mı? Yani podyumda o kadar adam var. 25 kişi mi 27 kişi mi ne 16. oldu. Onun 5 tanesi bizim sporcu arkadaşlar. Daha bununla ne diyeceksin yani? Diyecek bir şey yok ortada. Ya ben açıkçası çok üzüldüm. Ciddi anlamda üzüldüm. Ben daha iyi bir beklenti içindeyim. Hiç olmazsa ilk 7, ilk 8 içerisinde beklediğim kişiler vardı. Çetin'i bekliyordum ama Çetin'in sonra işte hastalık problemleri geldi. Tamam. Ama burada Fahri var mesela. İsim vermeyeceğim dedim ama Fahri'den de bahsedeyim. Arkadaşım, inan inanma. Sözüme güven güvenme. Sen men's fizik değilsin. Değilsin. Yani sen o forma ait değilsin. Sen klasik fizik yapmak zorundasın. O boyla, o kütleyle, o muscle maturity ile, yani o kas olgunluğuyla senin klasik fiziğe yürümen lazım. Hele seni boy kilo kıstasında, alt üst dengesinde de hiç şansın yok. Ya tamam profesyonel kartı aldın mı? Aldın. O arenada aldın ama. Diğer arenalarda işin çok zor. Buna gidersin. Belki top 5 yaparsın, belki top 4 yaparsın, belki top 7 yaparsın, belki top 6 yaparsın ama klasik fizik yaparsan kulağına küpe olsun çok başarılı olabileceğin bir yapın var. Bu benim düşüncem. Bu benim düşüncem. Kendini heba etme, kendini harcatma güzel kardeşim. Bu benim sana olan öz eleştirim. Bunun dışında pozlamaları zaten hiç beğenmedim. Daha iyi pozlama yapabilirsiniz, daha iyi kendinizi sunabilirsiniz. Amatör tarafa zaten diyecek bir şeyim yok. Amatör taraf zaten dökülüyordu. Zaten döküldüğünü gören zaten çekildi. Direkt çekildi zaten. Sağdan çekildi yani. Durum bu. Şimdi birçok buradan hater da diyecek ki hocam niye böyle konuşuyorsun? Abicim ben böyle konuşuyorum. Benim yorumum bu. Benim görüşüm bu. Bakış açım da bu. Durum bunlar ibaret. Evet Dubai Pro müthiş bir arenaydı. Orada büyük tecrübeler kazandıklarına eminim. Yani orada işte Gökalaf'ın bana resimlerini attınız filan vesaire. Onun hakkında da iki tane cümle sarf edeyim. Konunun arasına sıkıştırayım hemen. Arkadaşlar Gökalaf'ın o şekilde durması çok normal. Adam 1.92-1.93 boyunda. Adam orada iri kıyım. Yanında durduğu herkes 1.70-1.67-1.69-1.73-1.74. Maksimum. Bir Remy bir tek 1.78 boyunda yani. Bir tek bir Remy 1.78 yani. Ki bir Remy de zaten bu yıl podyuma çıkmayacağını açıkladı yani. Zaten bunun açıklamasını ben size Türkiye'ye geldiğindeki hatta benim arkadaşım Ersin buradan Dubai'ye gittiğinde Dubai'deki toplantıda zaten Bigram'i Ersin'e söylemişti. Hatta onun üzerine ben bununla alakalı video da yapmıştım. Ki bu konuşmayı ben ne zaman yaptım? Ocak ayında mı yaptım? Belki de Aralık ayında da yapmış olabilirim. Neyse önemli değil. Ya ben bilmiştim konusu değil. Zaten çıkmayacağı belliydi. Yani bu adamların yanında gözüktüğünüz zaman öyle büyük duruyorsunuz filan. O adamlarla aynı kütleye gelebilmeniz için, aynı kas olgunluğuna durabilmeniz için gerçekten 40 fırın ekmek yemeniz lazım. Bu çocuk, Göktuğ denilen kişi de, genç de gerçekten çok yetenekli. İleride çok güzel başarılı imza atabilir ama sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Tamamıyla sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü hedef koyduğu nokta çok zor bir nokta. Çok zor bir nokta arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir nokta. Neyse. Bunu da geçtikten sonra başka konu kaldı mı? Talha zaten çekildi. Bellidir neden çekildi. Form kontrolü yaptırmıştır birisine. Zaten birkaç kişi de fotoğraf da çektirdiler.
görmüştür neyin ne olduğunu. Anya'yı, Konya'yı çekilmiştir yani. Sağlık problemi olduğunu hiç zannetmiyorum. Çünkü sağlık problemi olsa öyle yemekler yemez. Anlatabiliyor muyum? Durum bu. Bunun diğer taraftan da şimdi Savaş Cebeci konusu. Savaş Cebeci dün bir video yapmış. Biz arkadaşlarla, YouTuber arkadaşlarımla, abilerimle, kardeşlerimle bu konuyu konuştuk. Nasıl döner, nasıl döner? İki tane seçenek vardı zaten dönebilmesinin. YouTube'a veyahut da işte Instagram'a. Ya kendini acındıracak ya da böyle bir portföy seçecek. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben çocuk değilim. Savaş Cebeci de çocuk değil. Baba en başta. Ben o alanda, o toprağın üstünde, o gün kavga çıkmadan önce ben bir baba görmedim. Ben olgun bir insan görmedim. Ben eğitmen hiç görmedim. Ya bunun gaflete düştüm, adalete düştüm, bilmem neye düştüm, boşluğuma geldi, bilmem ne. Yok böyle bir dünya. Yok böyle bir dünya. Orada çıkarsın dersin ki güzel kardeşim. Sen, yani orada bazı şeylerden bahsediyor ama bana inanılmaz boş geliyor yani. Orada bir ton şey anlatmış o videoda. Ben evet şiddete karşıyım, inanılmaz karşıyım ama buna mail verdiniz. Ve buna baştan sona mail verdiniz. Ve hala sosyal medyada bu ve benzeri konular dönmekte. Kavgadan zaten kaçının. En başından beri bunu söylüyorum. Kavga çok kötü bir şey. Özellikle bir eğitmenin, bir sporcunun, bir atletin, bir milli sporcunun böyle durumlara düşmesi inanılmaz rezalet bir durum. Rezalet ötesi bir durum. Yani bunu böyle deşmek değil konu esasında. Burada bir özür var. Ben bu özüre saygı duymuyorum. Çünkü neden saygı duymuyorum onu da belirteyim. Bir antrenörün bu işi, bu mesleği olan bir adamın milli sporcu bir boksörle, milli sporcu bir MMA dövüşçüsüyle, milli sporcu bir karma dövüş sanatları uğraşan birisiyle başa çıkamayacağını bilmesi lazım. Ya bunun öyle vücutçuyum, böyle dövüşçüyüm, böyle bodyguardlık yaptım, böyle şunu yaptım, böyle bunu yaptım da alakası yok. Burada insanların işine saygı göstermek zorundasınız. Burada Savaş Cebeci'ye de işinden dolayı insanlar saygı göstermek zorunda. Kaan Kazgan'a da işinden dolayı insanlar onun işine saygı göstermek zorunda. Çünkü neden? Bu adamın işi, bir tanesinin işi knockout etmek, bir tanesinin işi adam yetiştirmek. Biz antrenör olarak Kaan Kazgan gibileri çok iyi forma sokarız. Çok iyi antre ederiz. Çok iyi antre ederiz. Bizim işimiz bu. Ama kalkıp ben Kaan Kazgan gibilerle ben seninle şöyle sidik yarıştırırım, böyle sidik yarıştırırım. Ne o benle benim mesleğim altında sidik yarıştırabilir, ne ben onun mesleği altında sidik yarıştırabilirim. Yok böyle bir dünya. Yani bir diğer konuda şu sosyal medyada dönen bu konuya bağlı olarak. Neymiş? İşte Muhammed Ali'ydi, bilmem nesiydi, o suydu, bu suydu, şu suydu. İşte onu şöyle 30 saniyede nakat ederim. Şimdi arkadaşlar bakın bu söylemler, bu adamlar bunları prim için söylüyor zaten. Neden? Öne çıkabilmek için. Dikkat çekebilmek için. Çünkü hedefleri izlenme kasmak. Çünkü bu izlenme kazmak sosyal medyada çok önemli. Çünkü davet edilecekleri komitede ne kadar çok bilet sattırırlarsa o kadar çok para kazanacaklar. Ne kadar çok bu tarzda söylemde bulunurlarsa o kadar çok para kazanacaklar. Yani burada insanlar zaten bilmiyor mu Murat Kazgan, Kaan Kazgan, Murat Kazgan olması lazım. Gencin adı, abisinin adı. O da mükemmel bir dövüşçü bana. Yani mükemmel dediğim... Yani işini iyi yapan adamlardan bir tanesi. İşini öyle orta düzeyde yapıyor, şöyle alt düzeyde yapıyor. Beni ilgilendirmez abi. Ben dövüşçü değilim. Dövüşçü onu yorumlayacak. Dövüşçü onu yorumlayacak. İyisiyle, kötüsüyle. Anlatabiliyor muyum? Dün mesela bir tane çıplak elde maçını izledim. Adam korkusuz gidiyor. Çıplak yumrukla. Beni bu bağlar. Ben izledim, baktım. Adam kondisyonu iyi. Dövüş stili kendine göre iyi ya da kötü bunu değerlendirecek olan sizlersiniz. Ben değilim. Çünkü ben orada kardiyovasküler sistemine bakıyorum. Ben orada kuvvet direncine bakıyorum. Ben başka şeylere bakıyorum. Yani oradaki cesaretine bakıyorum adamın. Anlatabiliyor muyum? Bu adamlar karma dövüş. Benim idolüm Muhammed Ali. Yani ben idolümden kastım. Boks konusunda değil. Mental olarak bu adamlar benim idolüm. Yani dünyadaki en başı çeken adamların birçoğu benim idolüm. Çünkü neden? Mental bakış açısından adamlar çok kuvvetli, disiplinli. Çünkü neden? Sevmedikleri bir işi bile disiplinleriyle onu alt edebiliyorlar. Disiplini daha fazla ön plana koyup daha başarılı olabiliyorlar. Benim için önemli olan bu.
Benim için önemli olan bu. Burada Mike Tyson işte 30 saniye denerim, Muhammed Ali'ye şunu yaparım, ona bunu yaparım. Mike Tyson. Abi boksla, yani boksörle boksörü kıyaslayın. Tekvandocuyla tekvandocuyu, judocuyla judocuyu, karateciyle karateciyi, karmacıyla karmacıyı. Ama şurada şöyle bir gerçek var. Bunu böyle söylemlerindeki sebep, bak adam UFC şampiyonuna bok atmıyor. Adam kalkıp MMA şampiyonuna bok atmıyor. Adam ne diyor? Mike Tyson'ı 30 saniye denerim diyor. Neden? Çünkü adamın eksiklerini biliyor. Çünkü neden? Bir tanesi karma dövüş sanatlarında iyi, bir tanesi boksta iyi. Kendisini o şekilde yorumluyor, o şekilde aksettiriyor. Buradaki olay direkt olarak prim kasmak. Kalkıp zaten adam bilmiyor mu zannediyorsunuz yani bu adamları yenemeyeceğini. Yani yenemeyeceğinden kastım değil de bu şekilde karşı karşıya durdukları zaman gülüp geçeceklerini birçok noktada. Ama buradaki olay şu. Karma dövüş sanatları dediğimiz olayla daha doğrusu hiçbir branşı birbirine kıyaslamayın. Mesela fitnessle vücut geliştirmeyi birbirine kıyaslama. Çünkü ikisi farklı tabular, farklı öğretiler, farklı sistemler. Gidip tekvandoyla karateyi kıyaslama. Boksla karma dövüş sanatlarını kıyaslama. Bu çok yanlış. Özellikle izleyicilerimizden bahsediyorum ben. İşte o onu yaptı, o bunu yapar. Ya işte dövemez filan bilmem ne. Ya arkadaşlar. Ya konular o kadar saçma yerlere gidiyor ki anlatamam size. Bunların hepsi sporcu ve birçoğu şeyi izlenmek için yapıyorlar. İzlenmek için yaptıkları için siz ne kadar çok tıklarsanız, siz ne kadar çok izlerseniz, siz ne kadar çok bunları arkadaşlarınız, eşinize, dostunuza gönderirseniz bu adamlar o kadar çok prim yapacaklar. Bu prim onların ne işine yetecek? Bilet satmalarına yarayacak. Bütün durum bundan ibaret. Onun için bunu devlet meselesi haline, kan davası haline getirmeyin. Özellikle sosyal medyada işte Tuna Tavus, Kaan Kazgan. Ya Tuna Tavus, doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama Tuna dediğimiz kardeşimiz yani strongman, powerlifting ile uğraşmış, strongmanlik yapmış. Yani inanılmaz ağır kilo çalışan bir adam ama dövüşçü değil. Yapmayın arkadaşlar. Bir tanesi şey yapmış, Hulk'la Loki'nin sahnesini koymuş işte. Kaan'ı Loki, işte Hulk'u Tuna koymuşlar böyle. Ama gerçekte o işler öyle olmuyor. Bununla alakalı YouTube'da birçok video da var. Karma dövüş sanatlarıyla adam sumocuyu bir araya gel, sumocunun içinden geçiyor herif. Ki sumocu dövmek filan her baba yiğidin harcı değildir yani. Veyahut da işte badiciler gidiyor işte bu karma dövüş sanatları işte hocalarına dikleniyor, dayak yiyip geri gidiyorlar filan. Ama bu bizim branşımız değil arkadaşlar. Ha, vücutunuz içinde iyi dövüşenler yok mu? Var. Dövüşmeyi bilenler yok mu? Var. Hepimiz dövüşmeyi biliyoruz, kavga etmeyi biliyoruz ama bizim işimiz nakavt etmek değil. Bizim işimiz kendimizi korumak. Eşimizi, dostumuzu, akrabamızı, ailemizi korumak. Veya da işimiz gereği geçmişte korumalık yaptıysak koruduğumuz kişiyi korumak. Bizim işimiz bu. Biz çıkıp nakavt üzerine gidip nakavtla insanları yerin dibine sokmak veya da iki yumrukla yere sermek değil bizim işimiz. Ya bunları biraz ayırmakta fayda var. Bunları birbirine karıştırmamakta fayda var. Bu tarz konuları pek fazla dinlendirmemekte fayda var. Kavgadan uzak durmakta fayda var. Herkesin bir hayatı var. Arkadaşlar işinize gücünüze odaklanın. Boş beleş işlerle uğraşmayın. Sağlığınıza özen gösterin, sıhhatinize özen gösterin, işinize, mesleğinize, kariyerinize özen gösterin. Hepinize güzel günler diliyorum. Umarım video biraz karma gitti ama karma dövüş sanatları gibi. Bayağı bir karma, bayağı bir dağıttık konuyu. Umarım sohbet hoşunuza gitmiştir. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın. Hayırlı haftalarınız olsun diyorum.